Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz, merhabalar. Haber 7 bölge olarak ziyaretinizdeyiz. Çok memnunuz. Teşekkür ederim. Sizden önce Sayın Gürkan Kap'la bir röportajımız olmuştu. Ve kendisinden almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda Dokunamazsın platformun isim annesi olarak kurum aşamasında çok emeğiniz olduğunun bilgisiyle nasıl olmuştu bu platformun ilk çalışmaları, bilgilerini almadan Derya Alagi'yi kimdir? Kamuoyuna bir tanıtır mısınız? Elbette, öncelikle geldiğiniz, zahmet ettiğiniz, zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu platformda emeği geçen herkes bizim için çok kıymetli. Çünkü çocuklarımız çok kıymetli. Biz nasıl bu yola çıktık? Çıkmadan önce biyografi olarak anlatmam gerekirsem, 1977 Bursa doğumluyum. Asıl eğitimim moda. Ben aslında 2 yıllık moda mezunuyum. Daha sonra pedagoloji olarak aldım, özel bir eğitim aldım. %20 IQ'su yüksek bir kızım var benim. Psikoloji o sayede değilim aslında bakarsanız. Daha sonra Kıbrıs Üniversitesi'nde psikoloji, sonrasında terapistlik eğitimi ve bugün zaten uzman terapist olarak, aile terapisti, aile ilişkileri, aile içi ilişkiler olarak hizmet veriyorum, danışmanlık olarak. Kaç senedir bu mesleğe icra ediyoruz? Aile ilişkileri olarak 1,5-2 senedir hizmet veriyorum. Ondan öncesi kişisel gelişim uzmanlığı olarak, psikolojik, yani psikolog olarak hizmet vermedim. Çünkü amacım zaten burada akademik bir destek ya da insanlara akademik olarak yardımcı olmak ya da bunu doktoraya yükseltmek değildi asla. Asıl amacım çocuğumdu. Çocuğum için bu yola girdim. Daha sonrasında çok keyif aldım. Öncesinden de zaten felsefeye çok meraklı bir yapım vardı. Psikoloji bunun destekleyicisi oldu. Her geçen gün kendimi geliştirdikçe insanlara da fayda. Çünkü bilgi sadece sizdeyse anlamsızdır. Bilgiyi paylaştığınız zaman kıymetlenir. Öğrendikçe faydalanabilecek insanlara destek olmaya başladım. Aslında önce ücretsiz başladım ben buna. Daha sonrasında ücretli ve danışmanlık hizmeti olarak devamını getirdim. Kişisel yaşantımda başladığı ve vardığı nokta şu an burası. Dokunamazsın platformuysa bundan aslına bakarsanız 5-6 ay önce arkadaşlar Gürkan Kap'la tanışarak tanışmadan yolculuk. Daha öncesinde başlayan bir ön aslında bir nasıl yaparız, ne yaparız? Bu kadar istismara uğrayan çocuklar için elimizden ne gelir? Biz neler yapabiliriz? Oturup bir grup arkadaşımızla konuşmuştuk aslında bakarsanız. Sonrasında biliyorsunuz Türkiye'de en büyük sıkıntımız biz böyle balon gibi bir hararetleniriz. Sonra duruluruz. Ben de hala aynı heyecan var ama o zaman beraber konuştuğumuz dostlarımızla yol yürüme şansımız olmadı, olamadı, tamamlayamadık, bir araya gelemedik. Gürkan Bey de çok aslına bakarsanız onun sosyal hayattaki aktifliği ve sosyal ağdaki birbirimizle alakalı iletişimimiz sayesinde tanıştık. O sayede bir araya geldik ve daha sonra birbirimizi tanıdıktan sonra fark ettik ki her ikimiz de çocuklara çok hastasız. Bir kere ben dünyaya iki tane evlat getirmiş, iki kız annesiyim. Her şey bir tarafı anneyim. Bu yola anne olduğum için girmiştim ve bence bütün çocuklar korunmayı hak ediyordu. Öyle yola çıktığımız noktada da Gürkan Bey ile paylaşınca kesinlikle biz bu yolda yürüyelim diye bir yola çıktık. Sonrasında bize eşlik eden, dahil olan bir kişisel gelişim uzmanı kardeşimiz var, arkadaşımız. Bir doktor arkadaşımız var. Kişisel gelişim uzmanı arkadaşımızın adı Adnan Doğru. Bir de avukat arkadaşımız, dostumuz. O da aynı yürekle, aynı gönülle dahil olan. İkisi de aynı gönülle. Biz gönüllülük esasına dayalı yürüyoruz zaten bu yolda. Nazlı Küpeli Okta. Yanlış anlaşılmasın, özellikle belirtiyorum. Okta. Sonunda R harfi bulunmuyor. 4 kişi Gürkan Bey ile beraber bu yola başladık. Baş koyduk. Hedefimiz bunu Türkiye'de belli bir noktaya getirip ailelere eğitim vermek. Sunum noktasında bir çalışma kamuoyuna aydınlatmak adına hiçbir 25 gün içerisindeki süreçte herhangi bir uygulamanız oldu mu? Yoksa 5 Ağustos'ta bilgi var.
Ona mı hazırlık yapılmıyor? Hepimiz 5 Ağustos'a hazırlanıyoruz. Hı-hı. Ama şöyle bir şey var, bunun duyurumunu sağ olsun organizatörümüz, bizim kahrımızı çeken, gerçekten derdimizi dinleyen ve bizi taşıyan Gürkan Bey'dir. Bu anlamda bizi çok fazla sakinleştirmiştir, öyle söyleyeyim. Çünkü bu tip gönüllü dahil olan insanlar hepimiz kendi içinde belli yerlere gelmiş insanlar ya da belli bilgilerine güvenen insanlarız. O bizim mütemadiyen aramızda bizi toparlayan, düzenleyen, sakinleştiren ya da birbirine bağlayan noktadadır Gürkan Bey. Sosyal ağda bütün paylaşımlarını, bireysel görüşmelerle, sizinle bile iletişime geçen Gürkan Bey biliyorsunuz ki. Doğru. Hem sosyal ağda hem medyada, hem belediyelerimizle, hem ilçe başkanlarıyla iletişime geçen, bu anlamda biz sunumu yapacak, eğitimi verecek insanlarız ama bizi temsil eden, bizi insanlara anlatan ve tanıtan Gürkan Bey'dir. Sayın Devri Hanım, pedofil, o konuda biraz bir bilgi alabilir miyim kamuoyu adına? Şöyle söyleyeyim, pedofili bunun aslına bakarsanız akademik ismidir. Gerçek halk arasında çocuk istismarı, çocuk tacizi, çocuk tecavüzü diye geçer. Çocuğa yapılan bedensel, fiziksel temasın toplu adıdır çocuk istismarı. İstismar sözlü yapabilirsiniz, tacizi bu tacize girer ama fiziksel temas istismara giren, bunun tıptaki adı da pedofilidir. Pedofili aslına bakarsanız cinsel sapkınlığın bir alt açılımıdır. Cinsel sapkınlık çokludur ama pedofili kendinden 5 yaş küçük, 18 yaşına girmemiş çocuklara fiziksel olarak cinsel temasta bulunan hastaların yapmış oldukları davranışsal bozukluğun adı pedofilidir. Hangi yaşlar risk grubu çocukta? 0-18 yaş. Pardon? 0-18 yaş arası çocuk geçer ve o yaş grubundaki bütün çocuklara fiziksel temasla yapılan cinsel birleşmenin ya da cinsel tatminin adı pedofiliye girer ve o çocuklar zaten risk grubudur. Aile bireylerine, ebeveynlerine neleri önerirsiniz uzman olarak? Bir kere her şeyden önce çocuklarını dinlemeyi öneririm. Çocukları mutlaka dinlemeliler. Çocuk çünkü muhakkak bir şekilde söylüyor ebeveyni. Dinlemeyen, umursamayan ya da inanmayan ebeveynlerimiz ya da duysa da duymazdan, görmezden gelen ebeveynlerimiz çok fazla. En büyük sıkıntı orada başlıyor aslında. Hedefiniz nedir? Hedefimiz nedir? Elbette bunu bitirmek gibi bir şansımız olamaz. Gönül ister ki keşke bitirsek. Yani bütün dileğimiz bitirebilmek, keşke. Ama şöyle bir şey var, çok da severim. Deniz yıldızları karaya vurmuştur. Birisi tutup deniz yıldızlarını teker teker denize atar. Karşısına biri gelip der ki ya ne yapıyorsun? Hani milyonlarca deniz yıldızı var burada. Sen hangisini? Yani sen mümkün değil ki, kurtaramazsın hepsini. Kaç tanesi? Bak diyor, atıyor bir tanesini denize diyor. Bak onu kurtardı. Biz kurtarabildiğimiz kadar çocuğu, eğitebildiğimiz kadar aileyi, ulaşabildiğimiz kadar bölgeyi ve yöreyi hedef aldık. İnşallah da yaparız. 5 Ağustos için son bir mesajınızı almak isterim. Bütün herkesi, bütün bireyleri, bakın anne, baba, çocuk, ebeveyn, herkesi bekliyoruz. Herkesi bu seminerde yanımızda olmaya davet ediyoruz. Sizden tek ricam var. Bizim sesimize ses olun. Bizi güzelce duyurun. Duyan herkes de çıksın gelsin. Hiç önemli değil. Biz onları yerleştirecek, o salona sığdıracak bir şekil buluruz. Yeter ki gelsinler. Peki. Bize ayırmış olduğunuz zaman dilimi için şahsınıza teşekkür ederken Haber 7 Bölge bütün çalışmalarınızı yakinen takip edip her konuda size hizmette sonsuza kadar yanınızda olacak. Biz teşekkür ediyoruz. Bize böyle kıymetli zamanınızı ayırdığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah bu yolda beraber yürümek dileğiyle. İnşallah hep beraber. İnşallah.